Şu an? Açık. Bir şey söylemek ister misin takipçilerine? Herkese merhaba. Bugünkü bölümümüz... Evet, siparişler geldi. Ali mac and cheese söyledi. Hemen size mac and cheese'in boyutunu göstereyim. Çok büyük değil ama bence doyurur gibi de. Buna ne kadar ödeyeceksin Ali? 12,5 dolar bu. Kolanın fiyatını bilmiyorum. Böyle bir çay geldi. Bu da 2 dolardan 20 sent fazla diyelim. 2 dolar 20 sent. Gayet iyi çünkü çok fazla çay var. Ben bir bardak bekliyordum. Berili bir çay. Böyle otururken de yavaştan açılışımızı yapalım. Öncelikle hoş geldiniz. Bizi ilk defa izleyenler için her zamanki açıklamamızı yapıp başlayalım dilerseniz. Ali ve ben 2,5 yıldır Güney Amerika kıtasındayız ve başladığımız nokta olan Buenos Aires'e geri döndük. Son 1,5 yıldır da hep Buenos Aires'teyiz ve yakın çevreyi size gösteriyoruz. Buradaki yaşamımızdan kesitler sunuyoruz diyelim. Bu bölümde de artık birimizden biri Türkiye'ye geri dönecek. Hangimiz geri dönecek? Aslında bizim canlı yayınlarımızı takip eden arkadaşlarımızın hangimizin geri döneceğini çok iyi biliyor. Ama canlı yayınımız karşısına çıkmamış arkadaşlarımıza da haber vermek adına hangimiz geri dönüyor Ali? Şu anda durdurun videoyu, söylemiyoruz. Alta tahminlerinizi yazın, sonra devam ediyoruz. Tahminlerinizi yazın ama bilmeyenler, bilenler yazmasın. Bekliyoruz. Bilemediniz. Ben gidiyorum. Ali yazdınız değil mi? Hepiniz Ali'nin gideceğini düşünüyordu ama ben gidiyorum. Ben de geleceğim canım. Ben de inşallah Haziran'da. Ben de geleceğim bacım. Ben de geleceğim. Bu arada saçımı kendim kestiğim için yamukluklar olabiliyor. Kahkül kullanan arkadaşlar, rüzgara nasıl karşı koyuyorsunuz? İlle sprey falan mı kullanmamız gerekiyor? Nedir ya? Bu başa bela olur yani. Neyse. Bugün de bir alışveriş merkezinin yakınlarındayız. Ali'nin karnı acıktığı için. Ali'nin karnı acıktı. Bu makarnacıya geldik. Buradan da hemen şu karşıda gördüğünüz, görebiliyor musunuz bilmiyorum, bir alışveriş merkezi, oraya gideceğiz. Oradan bir Messi forması alacağız. Bakalım Türkiye'de Adidas'larda satılanlarla burada Adidas'ta satılan Messi formasının fiyatı ne kadar fark ediyor. Benim baktığım kadarıyla burası daha ucuz. Ama emin olmak için dükkandan bakalım, deneyelim. Messi yazanı var mı peki? Var. 10 numara yazıyor önde. Arkada Messi yazıyor. Bir de yaz yazmayanı var. O böyle 10 dolar daha filan ucuzdu. Ablamın özel siparişi. O yüzden onu alacağız. Bir de böyle mate bardağı falan bulursak bakarız. Hesabın ne kadar geldiğini gösteriyorum. Ne kadar? 16.600. 16.600 geldi. Bir kola, bir mac and cheese, bir tane de böyle çay ama bu çaydan gerçekten 4 bardak falan çıktı. Belki daha fazla. Ama bence burası pahalı bir mekan. Ne diyorsun? Tabii canım. 12,5 ne? Yani. 12,5. Çok pahalı. 350 lira makarna. Hayır. 380 lira falan yapar 12,5. O civarda bir şey. Alışveriş merkezimiz burası sevgili canlarımız. Alto Palermo. Güzel bir AVM bence. Güzel bir AVM. Buraya gideceğiz şimdi. Adidas'a bulacağız. Ne biçim duruyor bu mikrofonları? Gıcık oluyorum ya. Alıyor ama ses, merak alıyor etme. Alıyor mu? Alo. Alo, orada mısın? Ya o gün Alp Buğdaycı'ya benziyor sesin dediniz canlı yayında. Bütün gün Alp Buğdaycı'nın öldürülmesi, bilmem ne şeysi, o bu falan. 5 saat falan onu araştırdık. Gerçekten çok ilginç. Bu arada ilk defa izleyenler için biz canlı yayın yapıyorken biri şey dedi Ali. Bu ne? Aa. Gerçekten o Alp Buğdaycı ve neydi arkadaşın ismi? Metin Kaçan, bu Ağır Roman'ın yazarı. Onların bir hikayesi var, böyle bilmiyorsanız bir Google'layın, Metin Kaçan'la evet. Alp Buğdaycı yazın. İnanılmaz bir hikaye ya. Ve şeye karar veremedik, kim haklı, ne olmuş, ne bitmiş, bayağı karışık bir mevzu. Yani ortada çok büyük dayak yemiş, kulağı koparılmış bir kadın var. Öldürülmüş bir adam var hapiste. Falan. Bıçaklanmış, şişlenmiş başka bir adam var. Ama falan. Üçü de başka ifadeler veriyor falan. Gerçekten çözmek çok zor oldu. Çözemedik yani daha doğrusu. Sesi benziyor mu, ona da karar veremedim. Sesine benzemesin. Boş ver. Sesi benzesin, sonumuzu benzetmesin Allah'ım. Adidas nerede? Sanki bir giriş yani, o Adidas şeydi diğer abi. O ne güzel görünüyor, reklam gibi oldu. Evet, Levi's reklamı yaptı. Şimdi Adidas. 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 Hah, bulduk işte burası. Hah işte bak, girişteydi. Adidas'a geldik. İkisi de aynı AVM, ben karıştırıyorum.
Vay, Esto. Çok güzel ya. Tenis. Oo, buna bak. Estos negro. No. No. No, esa sí. Ese nuevo. Este es el último ha, último. Dale. Gracias. Bakayım. Şey, bu şöyle önü de böyle. Of, çok iyi ya. Quanto vales? 92. Ha, burada 92. Şeyde sitesinde 89'du. Ama şey dedin mi? Kadın dedin mi? Kadın demedim de. Desene. Para mujeres. Unisex. Esta es tiene corte masculino. En todo caso puedes probar uno menos. Tenis para mujeres. Kadınlar için olanın da numara olmuyor diyor. Yani şu kadınlar için olanı. Ama biz numaralı istediğimiz küçük için küçük boy bir erkek alalım o zaman. İşte medium. O birazcık bol da istiyor çünkü. Bunu bir deneyelim. Arayalım, gösterelim mi de. Deniyoruz. Bu daha güzel tabii ki. Evet. Bu arada ablamı da aradım bir yandan. Ama şey, o da bakıyor. Biraz bol gibi mi? Ama biraz bol. Yani şöyle. Bence güzel ya şeyi. Bak şöyle, tamam mı? Ama istersek böyle de mesela şöyle bağlayalım. Evet evet, bence güzel bu. Bu arada 89 dolardı sitesinde ama buradaki Adidas da 92 dolarmış. Fiyat bilgisi böyle ama Türkiye'de şöyle söyleyeyim size. 3800 liraya ben online sitesinde gördüm. Harbiden mi? Yani 1000 lira fark ediyor. Arada bir 1000 lira oynuyor. Yol parası. Haberiniz olsun, yol parası. Ama ben çok beğendim. Yani Messi'li olan özellikle. Çok güzel evet, ya. Evet bu var. Siyah olanı yok. Ya. Yok yok, bu erkek... SS baksana Ultima, zaten no? Dünya, Ultima. Dünya şampiyonası diyor. Geçen seneydi yani. Evet. La última de que ingresó a la selección argentina. Sí. Bu en son çıkan forması. Pero antes de esto era negro, ¿no? Claro. Sí, buraları siyahtı. Era negro, el escudo no era dorado, celeste y blanco. Ha, la Adidas también, el parche no tenía. Başkaydı. Sí, buralar yoktu diyor bir şeyler bir şeyler. Yani bunu eşi beğendik. Yoktu tabii ki çünkü daha yeni şampiyon. Evet. Bu da şampiyonluk için koyulmuş şey. Çok güzel. Dale, listo. Gracias. Çocuk dedi ki beni bana oy verir misiniz dedi. Oy veriyoruz Lucas'a. Lucas'a oy verdik. İyi, bunu kafam karıştı, saymam lazım. 12, 14. ...86, bir de o sayacak ha değil mi? 88, 90, 92. Onların makinesi vardır belki. Evet, umarım. Ola, buraya gelin diyor. Çok güzel forma. Çok, çok güzel forma. Bu arada Türkiye'de daha pahalı, o yüzden mantıklı oldu. Çok ucuz. Bence iyi abi, fiyat iyi. O zaman aldım. 90 dolar çok iyi fiyat. İşte iyi değil ya. Değil 92 pahalı dolar mı? Pahalı tabii ki. Yani Türkiye'de daha pahalı, o yüzden buradan almak mantıklı. Yoksa Türkiye'de de satılıyor. Messi'lisi var mıymış Türkiye'de? Var, vardır ya. Yani dünya şampiyonu falan oldular, belki olabilir evet. İşte buradan gidiyorsa belki. Yol parası mı diyorsun? Daha fazla vermişim. O zaman 90 dolar mı? Ya da ben mi? 94 mi verdim acaba? Paraları saymak çok zor. Hadi artık çıkalım buradan. Palermo'yu bir check edelim, hani ne kadar uzaklıkta yürüyebileceksek. Yalnız bomba gibiymiş formalar, yemin ederim ben hiç bu kadar yakından şey görmemiştim. Formalar çok güzel. Ya bir de rengi şöyle güzel ki şunun. Ya bir kadın olarak da erkek olarak da kot pantolonlarla bu çok güzel oluyor. Öyle mi? Şık yani. Açık buz rengi bir pantolon giydiğini düşünsene. Daha çok. Hayır, forma şeyle de giyiyor. Aa, bunun da rengi çok iyi bak. Ben bunu çok beğenmedim ya. Evet, çok aşırı güzel değil bu. Aa, bir dakika, şeye bakacağım ya. Çocuk bize yanlış mı söyledi? Hayır, indirim olmamış ya. Normalde online'da zaten fiyatı 89.900'dü, 90 dolardı. Çocuk bana 92 dolar dedi ama 90'mış zaten. Ben o yüzden 92 verdim. Haydi gezelim biraz, size sokakları göstererek gidelim biraz. Bu arada Türkiye'ye yakında geleceğim için duygularımı da paylaşmak isterim.
Bueno. Aa ne güzelmiş, ne bak. Oha. Şurası yeni yapılmış bence bu. Zaten Arjantin'in, Buenos Aires'in özellikle duvar boyamaları. Mural. Muraller. Murallerimiz bozuk. Murallerimiz çok güzel bir anı. Murallerimiz. Evet Cansu'cum, Türkiye'ye döneceğiz. Duyguların nedir? Duygularım karma karışık. Ama öncelikle 2,5 sene olmuş olacak ben gittiğim zaman. O yüzden aşırı bir heyecan var böyle. Hatta ilk bileti aldığımızda sabah böyle 6'da 5'te falan uyandığımı hatırlıyorum. Böyle gideceğim, ne yapacağım falan filan. Nereye gideceğim, oraya gideceğim, kimleri göreceğim falan. Onun bir heyecanı vardı. Bu arada hazır sormuşken şeyi de söyleyeyim. Çünkü canlı yayında da bununla ilgili soru gelmişti. Bileti ne kadar aldın Cansu'ya? Çünkü zaten Arjantin'e gelmek için Türkiye'den en önemli... Aşılması gereken bariyer uçak sorunu, evet. Uçak bileti parası. Fakat şöyle bir şey oldu, bizim bir tane grubumuz vardı. O gruptan bir arkadaşım şey yazdı, arkadaşlar işte Mayıs ayında bilet fiyatları düştü, haberiniz olsun diye gönderdi. Hemen kontrol ettim, normalde Nisan'ın sonuna kadar vardı, Mayıs'ın sonuna kadar çekmişler. Türk Hava Yolları gidiş dönüş 1225 dolardı arkadaşlar. Bu arada sponsorum ablama teşekkürlerimi gönderiyorum burada. Canım sponsorumuz. Canımız öpüyoruz sponsorumuz. Seni. 1225 dolar gerçekten iyi bir fiyat çünkü hatırlarsınız Deniz'i, ev arkadaşım benim. Burada mate bardağı, burada buraya da bakalım. Gelmişken o sadece gidişini bu arada, ama şey Adana'ya mı aldı o oradan, evet, bir de? Adana'ya aldı. 1300 dolardı. Ay şu şeyimle kafam dertte, başım dertte. Ya! Kafam dertte. Sadece gidişini o fiyata aldı. Çok ay evet, çok tatlıymış. Hadi birazcık mate bardağı bakalım. Fiyatlar bu şekilde yani. Benim aldığım bilet fiyatı gidiş dönüş 1225 dolar. Herkes çok ucuz aldığımı söylüyor. Çünkü daha önce Türkiye'ye giden arkadaşlarımız da oldu. Tamamen tarihle alakalı ama onlar bayağı böyle kaça almıştı azallar. Bayağı pahalıydı onlarınki. Mayıs'ın sonuna kadar böyle bir şey var, almak isteyenler kontrol etsinler. Mesela benim 31 Mayıs tarihim. 31 Mayıs'ta kalmamış. Ama işte 30 Mayıs'ta, 29 Mayıs'ta falan. Yine 30 Mayıs'ta başka bir arkadaşım aldı, buradan gelecek. Bu arada çok tatlı mate bardakları çok var burada. Aşırı pahalı değil mi onu da? Nasıl fiyatlar? Kaçlanma, o zaman bak. Bakalım, ben işte anlarım onu. 79 mu diyor? Pahalı. Şurada bir tane vardı, 7 bin mesela. Bu 49. Ben en çok şunları beğendim. Ufak onlar da ya. Matenin böyle bir sıkıntısı oluyor. 44 bin. Ama işte bunlar çok muhtemelen özel yapım, el yapımı falan bir şey. 45 dolar. Ama tabii ki burada mate bardağını ucuza bulmak diye bir gerçek var. Bulabiliriz. Bu arada bombişyaları da. Burası şöyle söyleyeyim size. Pahalı bir mateci diyebilirim size. Al 1800'e de var ona bak. Hayır 18 bin Ali. Daha okumayı bilmiyorsun. Oha. Oraya şey... 18 dolar bunlar. Çuvala atmışlar sanki hepsi 1 lira gibi. 18 bin çık yazıyor. Böyle bir mate dükkanı. Sadece mate ve çay... Gracias, mucha gracias. Çam. Satıyorlar. Ama burası tabii ki Palermo'nun çok ortasında bir yerde olduğu için fiyatların böyle olması çok normal. Ben eminim ki San Telmo'ya gitsek, ki galiba oraya gitmem gerekecek mate bardağı almak için, çok çok daha ucuza bulabileceğimi düşünüyorum. Şimdi bir de şapka bakalım. San Telmo da çok turistik bir yer ama... Öyle demek ki içerilerde falan bulabilirsin. Orada şey var ya hani pazarlar kuruluyor ya. O yüzden orada ucuz oluyor. Ay seni yiyelim. Minnoşum. Artık havalar da burada cidden soğumaya başladı yani. Kış havasına geçtik diyebilirim şu anda. Bir anda kış geldi ya. Bir anda. Gerçekten bir günde iki falan. İki günde geldi. Hiç bahar görmedik, bir sonbahar oluşmadı yani. Oluşmadı, direkt kışa geçtik. Yani içimde kaç kat giydiğimi size anlatamam. Şu an 10 derece ama 12 derece. Yok bugün biraz sıcak, 14-15 derece yani. 17 derece değil mi evden çıkarken? Düşmüştür muhtemelen. Evet. Ha bu arada duygularımı anlatmaya devam edeyim. Önce bir İstanbul'da olacağım bir 10 gün, bir hafta. Sonra Ankara'ya geçeceğim. Ailem şu an Ankara'da çünkü. Ondan sonra tekrar İstanbul'a geleceğim. Değil bu arada. Bir Bodrum'a gitmek istiyorum. Bakalım neler olacak. Yani gitmek istediğim birkaç nokta var. Ama tabii ki gidince de bu arada içerikler gelmeye devam edecek. Size Türkiye'nin nabzını da tutturacağım. Ali'siz olacak ne yazık ki. Ben ama buradan, Ali geldiğinde de hani devam ederiz. Ben de buradan belki bir şeyler çeker atarım. Evet. Ali dayıyı çok özleyen arkadaşlar işte. Ya işte şöyle bir sıkıntımız var. Bir tane kameramız var. Sıkıntımız bu. Ama o belki de çözülür yani o sıkıntı o zamana kadar. Evet. Dediğim gibi sen de buradan. Bakarız buradan bir tane alırız belki. Aslında evet. Türkiye'de daha ucuzdur da işte sen yolu falan çek.
çekemezsin o zaman da. Evet. Bakarız ya. Bakacağız. Onlara bakacağız. Ya yollar ne kadar güzel. Şimdi ben hep övüyorum da kardeşim. Hani yine öv. Övmeyeyim mi ya? Şuna bakar mısın ya? Özleyeceğim ben bu yolları. İşte gerçekten ya. Gözde göründüğü gibi görünmüyor yani. Şu ağaçlar falan mükemmel. Ya şu sokak gerçekten. Huzur. Gracias a necesitan vos. Hiç ısrar etmiyorlar buranın satıcıları. Onu çok seviyorum mesela. Bir şey almak istemiyorum diyorsunuz. Gracias diyor, devam ediyor. Gerçekten çok güzel görünüyor şu sokak. Bak bu şeyi merak ediyorum. Böyle gittikten kaç ay sonra. Ya Buenos Aires'i çok özledim i̇şte, falan demeye başlayacağım. Ya da şey mi diyeceğim? Ulan ne yapıyormuşum ben orada mı diyeceğim acaba? Ha o da olabilir bu arada. Evet. Ya burayı çok özlemişim, her şey burada daha iyi. Evet. Yanım Türkiye'm deyip orada mı kalmayı isteyeceğim acaba? Olabilir. Öyle şeyler de olabilir. Bence de olabilir. Her ben şey olabilir. Yani, şu an ne hissedeceğimi bilmiyorum gerçekten. Ama ben gidince sana söyleyeceğim işte, Ali böyle hissettim. Aynı bence şeyleri muhtemelen hissedeceğiz kardeşim. Sen de böyle hissedeceksin. Yani yakın şeyleri hissedeceğimizi düşünüyorum ben. Ay çok güzel. Company. Çok güzel. Fotoğraf çekilir burada ya. Evet, kapat hadi bir fotoğraf çek. Burada arkamıza da bir radyo programı çekiyoruz. Çaktırmadan onları mı çekiyoruz şu anda? Onu da size gösterelim. Pop FM 101 şeysi. Bizimle ilgilen görmedi. Bakmadı yani içeri. Ne kadar kalacağız? Ben daha kısa kalacağım. Geldiğimde sen biraz daha uzun kalacaksın. Benim 3 ay kalışım. Ağustos'un sonuna kadar kalma planı var şu anda. Yani alındı bilet. Planı yok, alındı bilet. Alındı bilet. Ama belki hani bir şey olur falan, ekstra bir durum olur. Bu arada biliyorsunuz ki oyunculuk mezunuyum ben. Bu piyasada da tanıdığım arkadaşlarım var. Onlara da böyle bir hani ben buradayım 3 ay. Böyle kısa işler olursa yaparım da diyeceğim yani. Hani bu beni izleyen varsa da haberleri olsun. Geliyorum. Açılın, dizilerde yer açın. Dizilerde yer açın. Birkaç bölüm, normalde bölüm işi yapmak hiç istemeyip yapmak zorunda kaldığım zamanlar olmuştu. Ne kadar cool bir yermiş ya. Ama bu sefer onun için yaparım yani. Hani gelip böyle biraz çalışıp o 3 ay hem gezip hem çalışıp ondan sonra buraya böyle buradan güzel bir motivasyonla. Buradan senarist arkadaşlara sesleniyorum. Bir 4 bölümlük bir rol yazarsanız. Sadece 4 bölümlük. Cansu işte profil burada. Profil burada. Süper yetenekli, çok iyi şarkı söyler. Çok güzel bir hanım kızımız. Çok güzel hanım kızımız. Hemen bir 5 bölüm. 6 bölüm abart. 6 bölüm olsun. 6 bölüm yazın. %20'si Ali dayı yakalayacak şekilde. Şekilde fiyatlandırırsan. Fiyatlandırma da yaparsak çok. Beni özleyeceksin Ali dayı. 2 gün görmeyince bile özlüyorum ben seni Cansu. Çok teşekkür ederim. Bu arada şapkacıyı bulmaya çalışıyoruz hala. Bulduk. Bulduk mu? Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Bakalım nasıl şapkalar var. Şu da. Yani gitmeden tabii hediye alma olayı oluyor. Evet. Olmuyor değil. Ama ben oluyor. Ama ben uzun zamandır bu düşüncemi bırakmıştım. Yani ben bir yere tatile gidiyorum. Herkese niye hediye getirmek zorunda kalıyorum? Yani değilsin tabii de. Yani bir işi de götürülebilir belki, bilmiyorum. Ama işte çok zor onu organize etmek. Çünkü evet, sosyal bir insansan çok fazla arkadaşın oluyor. Bu şey oluyor gibi değil mi? Düğününe onu çağırdın, onu çağırmadın. Çünkü bir anda 1 milyon kişi oluyor bütün, evet, düğün. O ben çok zor. Senede 2 düğün yapıyormuşum gibi değil mi? O yüzden o hediye olayı bizi biraz şey yapıyor. Bu abi de kameraya yükseldi. Öyle bir baktık yani. Yani bırakırsanız kamerayı ben alacağım diye baktı. Alamaz ya. Aa çok, hayır ya, vardır şapka. Ama güzel, bu da güzel. Hayır ya. Çok mu büyük önündeki şey? Çok büyük tabii ya, bu nedir? Şu kadardı yani şu şey bayrak, şu kadarcıktı yani, kibardı, bu ne böyle, olmaz mı? Şapka ne demekti ya? Hayda, çok kötü oldu ya bu. Ha şurada da var. Yani evet, bu çok büyük dediğin gibi. Kaç liraymış? 15,5 ama... Tut bir sorayım mı? Kartla 11,5, nakit olarak 11,5 dolar. Burada başka şeyleri de göstereyim ben size hazır girmişken. Burada böyle güzel body'ler falan filan, tişörtler var. Mesela şöyle bir tişört. 12,5 dolara nakit alırsanız böyle bir body alabiliyorsunuz. Bu da 12 dolara böyle bir tişört alabiliyorsunuz. Ha, yarın gelecek yeni modelleri diyor. Mañana 100% ay... 99%. Perfecto. %99 gelecek diyor. Yarın o zaman bir tekrar gelip bakılacak ama böyle işte fiyatlar. Hani siz de görmüş olun. Daha güzelleri vardı çünkü. Böyle etekler. Mesela bu eteğin fiyatını söyleyeyim size. Hani tekstil yapmak isteyecek arkadaşlarımız varsa, hani Palermo'da ucuz bir dükkan diyebileceğimiz bir dükkan. 16 dolara böyle bir etek alabiliyorsunuz. Tak bakayım. Şey Buenos Aires'li şapkayı da denesene. Şapkana da inanılmaz yakışır bana bu arada. Şey mübalağa yaptı. Aa bu kötü olmadı Ali, biliyor musun? Saçmalama. Gerçekten. Abla kaynaya beğeneceksin. Ya ben böyle mi gezeceğim sokakta?
Ben şuradaki body'yi beğendim aslında. Ama şimdi Türkiye'ye geleceğim için de buradan bir şeyler almak istemiyorum. Çünkü tekstil bizim ülkemizden sorulur. Ve tabii ki Türkiye'den almak istiyorum bir şeyler. Hadi terk et burayı. Aa, bu da çok güzelmiş. Ama bunun için yemeğimi bozabilirim. Bunu denemek istiyorum galiba. Evet, bunu denedim ama bunun problemi, bu arada çok güzel bir şey de, şuraları... Sevmedim. Şuraları böyle duruyor. 12 dolar makul bir fiyat. Tekstil ülkesi de olsa yine bizde de fiyatlar ortalama hani bu ve üzeridir. Ama işte şuradaki duruşunu beğenmediğim için de almayacağım. Tekstil fiyatları için de bilgi vermiş oluyoruz. Bu da nakitte mesela. Ay ne kadar güzel. Bunu da deneyeyim size göstermek için. Bu da 29 dolar. Çünkü hiç böyle tekstil turu yapmamıştık sizinle. Deniyorum. Dene sıkıntı yok. Ha güzel. Bu kazak güzel. 1000. 30 dolar ne yapıyor? 1000 lira. Şimdi 1000 lira deyince çok geliyor. Böyle bir çok gibi geliyor ama tabii ki şu andaki fiyatlar hakimiyeti olmadığı için hani bence bu kalitede bir şey ortalama acaba yok mu? Ya ne bileyim böyle kaliteli gibi. Kalın falan şeye. Bir de model olarak böyle bir şey, kazak hem de burası kısa falan hiç görmedim. Saçma. Ya ben severim böyle şeyleri. Ters mi giydin acaba? Yok. Hayır. Bir garip duruyor çünkü şu arkası. Okey. Ha, arkası bir garip duruyor. Çıkar. Haklısın. Zaten yok, almazdım bunu ama güzel. Alırdım da almazdım. Çıkabilir miyim artık? Evet, buradaki tekstil turumuz bitti. Evet, dükkandan çıktık. Şimdi yarın tekrar geleceğiz çünkü istediğimiz modeller yokmuş. Yarın gelecekmiş. Biraz kalabalıklaşmaya başladı bu arada sokaklar, dikkatini çekti mi? Evet, bomboştu, anlamadım. Hava da çok yani soğuk ama böyle aşırı da soğuk değil. Anlamadım, kalabalık olması lazım da Palermo'nun bu saatlerde, cuma günü. Feriye kurulmuş. Gel bir feriye bakalım. Belki oradan şey bulabiliriz. Mate bardağı falan ya da şapka. Ama o feriyeyi ben hatırlıyorum. Bir şey yok orada. Bir çekim için gitmiştik. Çok pahalıydı. Sonra biz aynı tişörtleri Boca'da onların söylediğinin yarısından daha az bir fiyata almıştık. Yani 35 dolar demişlerdi. Biz 17 dolara aldık. Boca Junior yazıyordu üstüne. Lacivert. Boca'ya gittim. Boca'da yarı fiyatıydı. Buradakiler iki katına satıyor. Belki oradan alıp satıyorlardır. Çünkü burası çok fazla turistlerin uğrak yeri olduğu için işte İngilizler, Amerikalılar çok fazla var. Dolayısıyla rahatlıkla aldıkları için gidiyor yani burada. O yüzden satıyorlar. Ama yine de bir bakalım. Bakmakta fayda var. Mesela ilk hemen Mateci çıktı karşımıza bir tane. Hemen bir fiyat araştırması yapalım ama asıl Santelmo'dan alınacak bu mateler, bu mate almak bardakları. Bakalım çakması ne kadarmış, gelin soralım. Hola. Hola, ¿cómo te va? Gracias. ¿Cuánto vales? Ya tengo 15. 15 dolar arkadaşlar. Yani iyi orijinal almak istemiyorum diyorsanız da 15 dolara alabiliyorsunuz. Ama ben bir dokunmak da istiyorum. O değil ama şu galiba. Para grande. Grande. Y acá para acá son de grande. Estas son de chico. Ha. Grande. ¿Puedo ver este? ¿Qué talle? Medium. Ese así. Sí, vale. Bakalım. Şimdi dokunacağım kalitesini. Onu göstermiyorum. Yani çok kötü değil. Ama şey, hafif. Şöyle tut bakalım. Şey falan çok dandik şurası falan, baksana. Ya bu bence bir yıkamaya iyi günler olur. Evet, çok kötü. İyi günler olur yani şurası falan. Ama yani hani anıdır, kalsın, giyerim falan. Evet, tabii. İçin alınacak bir şey yani hani. Bence de. Hadi. Gracias. Neyse yani böyle bir opsiyonunuzun da olduğunu unutmayın. Ama böyle hani ömrüm boyunca kalsın, ben bunu giyerim diyorsanız da gidin Adidas'tan alın, 90 doları da verin derim. Yani burada neler satıyorlar bakalım. Bir feria gezmesine de dönüştü. Ama çok çirkin. Çok çirkin. Hani hediye olabilecek bir şey ama çok güzel çirkin. Değil, evet. Quanto vale ese? 3000. 3000. İşte 100 lira diyebiliriz bunun için. Güzel değil. Güzel değil. Aa, ne güzel Apple çantalar var. Ay harikulade. Çok güzel. Hola. Ese quanto vale? 24 dolara böyle bir şey alabiliyorsunuz. Çok güzel. Ben beğendim. Bak göstereyim Ali. Böyle.
böyle takıyorsunuz. $24 bu el yapımı gibi de duruyor ama üstüne marka basmışlar. Amerika el yapımı gibi. Mesela artesanal. Burası öyle şey. Evet, güzel artesanal. Yani el yapımı. O yüzden. Muchas gracias. Gracias. Bu arada burada biliyorsunuz ki hayvan üretimi çok fazla olduğu için deri de buradan alınacak hediyeler arasına giriyormuş aslında. Burada da deri kemerler var. Ben özellikle fiyatını sormak istiyorum. Bakalım deri kemerler ne kadar? Orijinal deri bunlar. Hangisini sorayım? Hangisini sorayım? Hangisi biraz daha böyle güzel gibi? Şunu mu? Hola, ese cuánto vale? Gracias. Esto los tenés a 18. 18. Bu cuero, cuero, eh. Evet, değişiyor diyor fiyatları. Bu $18 ama deri deri bu yani. Hani bakalım bakalım. Başka bakın. Deri deyince işte kemerler her yerde. Burada da var. Burada daha güzel şeyler var gibi duruyor. Mesela şu güzel. Bu çok güzel bir kemer. Bunu soracağım şimdi. ¿Quieres saber el precio? Esto sale en 25. Esto es bueno, ¿eh? Bu $25 ama gerçekten çok güzel bir kemer bu. Ama bu gerçekten deri deri bir kemer. Bu kemeri çok beğendim. $25 ne yapar? 6. Ama yani ben deriyim diyor kemer. Çok güzel bir kemer. Gracias. Çok güzel. Beğendim. Kemerler güzel. Buradaki mate bardaklarını soracağım şimdi. Aa, çok tatlı. Messi'li bir mate bardağı. Ha, şöyle stop. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto vale? Es 9000 pesos y va con la bombillita de regalo. Ay, 9000 peso, bombillistası da yani bu içme şeyi. Calabaza también. Hmm, çok güzelmiş ya. Bu tatlı ya. Güzel yani. Esto 8000 pesos. Bombişitası ile birlikte $8,800 gayet iyi. Bunlar bak biraz önce girdiğimiz yerdeki fiyatları hatırlıyorsunuz değil mi? $45 falan. Yani. Tabii biraz daha özel bir şeydi. Muchas gracias. Bak güzelmiş bunlar. Çok büyük ama ya. Quanto vale esto? Hola. 10.000. Bunlar da 10.000, $10. Gayet iyi fiyatlar bu arada. O $9 büyüdükçe fiyatı da artıyor. Muchas gracias. Güzel. Ya her şeyin ucuzu pahalısı değişiyor. Burası Palermo tabii ki. Dediğim gibi San Telmo'ya gitseniz $5 da mate bardağı bulabileceğini söyleyebilirim aynı kalitede. Bu feriyalarla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu feriyaları da tutmak için günlük bir para veriyorlar ama çok komik paralardı. Yani ne kadar diyeyim size? $2 mı? $1.5 mı? Şimdi olmuştur $3 yani. Böyle fiyatlara tahta masaların, sandalyelerini tutuyorlar. Orada kendi el yapımı, artesanal ne ürettilerse onları orada satabiliyorlar. Özellikle San Telmo'da bu fiyatlardı ama Palermo'da işte bu kadar daha pahalı. Kendi ürettikleri olmak zorunda. Evet. Öyle hazır bir şey olmuyor. Artesanal feriyalar oluyor buralarda. Ama baktığın zaman tişört de satıyor adam. Adam artesanal mi yapmış o tişörtü? Evet. Evet, tekrar Türkiye konumuza geri dönecek olursak. Dön bakalım. Dönüyorum. Gerçekten 2,5 sene sonra ülkeme geri gidiyor olmak çok heyecanlandırıyor, çok mutlu ediyor. Gittiğim zaman orada çiğ köfte. Of. Efendime söyleyeyim. Burada gerçi döner möner vardı. Döner demeyeceğim. Simit ve ayran mesela. Of. Ve aspava. Ankara'ya gideceğim için oradan aspava yenecek yani kesinlikle. Bu deneyimler beni aşırı heyecanlandırıyor. Seni de dört gözle bekliyorum Ali. Uçarak geleceğim. Uçarak ama sen bakalım uçağa nasıl bineceksin. Bileti alıp of, vazgeçme tek sonra. Başım. Ben şimdi evet ya. Mekanın ismi çok komik. La Cima diye mekan var. Evet yani uçağa bineceğiz. Ben biraz geriliyorum uçaklardan da. Yani işte Ali buraya nasıl geldi falan. Yani seve seve geliniyor. O zaman bir motivasyon vardı. Evet şimdi giderken de seve seve gidilir. Bir de buraya geri gelinecek. O da seve seve gene gelinecek yani. Toplamda 35 saatlik bir uçuş olacak yani. Gidiş dönüş. Evet gidiş aslında dönüş. 30 saat biliyor musun? 15,5 saat gösteriyor bana. Öyle mi? Aha, bir şey ya? Değil. Öyle direkt gidişlerde 15,5 saat gösteriyor. Ama Brezilya'ya gidiyor. Duruyor 2 saat falan. Nasıl olacak? 2 saat durmuyor galiba. Daha az duruyor. Toplamda 15,5 saat falan. 16,5 saat. Giderken 16,5 da dönerken 15,5. Bence makul. Çok. Çok ama motivasyonumuz var. Bu arada artık bölümümüzün sonuna doğru geldik diyebiliriz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hala. Ha şu aynada gelsene Vedat'ım. Saçımı da düzelteyim. Ben de.
Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölüm tekrar görüşmek üzere. Bir süre Türkiye'den de bölümler gelecek. Daha değil, daha en az 4-5 bölüm buradayız, evet. Ya. Canlı yayınlarımız devam ediyor. Evet. Olacak. Ama ben Türkiye'ye gittikten sonra Türkiye'den bölümler gelmeye devam edecek. Sonra tekrar Arjantin'e bağlanacağız. Bakalım neler değişmiş olacak. Ne kararlarla vereceğiz. Ali'nin yeni işini de yakında açıklarız. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz.